Merhabalar. Bu videoda şifrelerle tarihi anlatmaya çalıştık. Osmanlı'nın kuruluşundan inkılapçılık dönemi ve Soğuk Savaş dönemi komple hepsini ele aldık. KPSS tarihi en kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Burada daha önce izlediğim videolardan yararlandım dokümanları hazırlanırken. Farklı notlardan yararlandım. Şifreli bir şekilde en iyi notları size önünüze çıkarmayı hedefledim. Hazırsanız başlıyorum. Osmanlı kısa sürede büyümenin sebepleri Ahyanı Rum, Gadiyanı Rum, Bacıyanı Rum. Türkmen kadınların desteğidir. KMS Sınav 2. KMS dediğimiz kısım Bizanslarla yapılan savaş. Sınav 2 dediğimiz kısım Haçlılarla yapılan savaş. 1, 2, 3 diye sıralıyoruz. Ondan sonra sınav kısmı uzun olduğu için ne yapıyorum? İkişerli gidiyorum ben. 3-3, 4-4, 6-6 diyorum. Neden 4-4 diyorum? 4-4'ten 6-6'ya geçiyorum. Çünkü burada Ankara Savaşı var. Ankara Savaşı Haçlılarla ait değildir. Timur'la Yıldırım Beyazıt tarafından olmuştur. Buradaki Yıldırım Beyazıt'tan sonra bir bölünme dönemi olmuştur. Tat kavgaları olmuştur. Ve o yüzden 6'ya geçiyorum. 2. Murat'a geçiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babasına geçiyoruz. Şimdi bir numaralı padişahımız Osman. Osman Bey Koyunhisar Savaşı'nı yapmıştır. Bizanslarla. Sonra Orhan Bey ilk düzenli orduyu kurarak Yaya ve Müsellim Bizans ordusuyla Maltepe'de karşılaşmıştır. Maltepe Savaşı'nı yapmıştır. Sonra 3. Padişah 1. Murat Ocak denince aklımıza gelecek olan padişah aynı zamanda Sazlıdere Bizanslarla yapmıştır. Sırp Sındı. Şu Sırp Sındı ile Sazlıdere'yi karıştırır mıyım diye düşünenlere A harfi her zaman önce geliyor. Sazlıdere ilk geliyor. Bizans'ta yapmıştır. Sırp Sındı. Kaçlarla Birinci Kosova, şöyle aklınıza kalsın. Birinci Kosova, birinci Murat. İkinci Kosova, ikinci Murat. Birinci Kosova, Haçlılara karşı yapılmıştır. Nibolu, dördüncü padişaha geçtik. O da kimdir? Yıldırım Beyazıt. Nibolu zaferini almıştır ve Ankara Savaşı yapmıştır. Ankara'ya Timur'la yapmıştır. Haçlılarla yapmamıştır. Varna ve Kosova savaşları da 2. Murat döneminde olmuştur. Hatta bir deyim var hani 2. Kosova Savaşı'nda Fatih Sultan Mehmet hani başa geliyor. Ondan sonra diyor eğer ben padişahsam sen ordunun başına geç, sen padişahsan görevini yap tarzında bir deyim vardı. O da 2. Kosova'da söylenmiş. Olabilir. Birinci Murat deyince ocaklar aklımıza gelir. Kapıkulu Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Toplu Ocağı, Acemi Ocağı hepsini birinci Murat kurmuştur. Birinci Beyazıt, Yıldırım Beyazıt. Anadolu Hisarı, Anadolu Türk Birliği, Anadolu Beylerbirliği, Anadolu Sultanı, Sultan İkrim Rum. Birinci Beyazıt. Ha, verilen ünvandır. Anadolu deyince birinci Beyazıt aklımıza gelecek. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in fetihleri Karadeniz'i Türk Gölü haline çevirmesi, Fatih'in Karadeniz'i Türk Gölü haline çevirmesine kastı vardır. Kastı var. Kırım, Amasya, Sinop, Trabzon. Fatih'in Karadeniz'i Türk Gölü haline getirme çalışmalarıdır. Fatih'in Balkanlardaki fetihleri Sabah Mep. Fatih bize öğretici olduğuna göre, Mep de öğretici olduna göre, Sabah Mep, sabahları da zihnimiz açık olduğuna göre, Sabah Mep, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Mera, Eflak ve Boğdan diyoruz. Kanuni döneminde isyanlar. İsyan kötü bir şey, kaba bir şey. Kabaca Ahmet diyorum ben. Kanuni, gene Kanuni K ile başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Kabaca Ahmet olmuş Kalenderoğlu Baba Züğün'ün can verdiği Ahmet Paşa isyanları olmuştur.
Kalemiye sınıfı, kalem tutan insan hani eli böyle nadir olur. Nadir diye kodlama yapılmış. Nişancı, defterdar, reis-ül kitap. Reis-ül kitap nişancıya bağlı bir kurumdur. S harfiyle başlarsa atlıdır. Sipahiler, silahtarlar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler. Garipler neydi? Garip olduğu için böyle hazineyi koruması gerekiyor. Yani şey, paraya ihtiyacı var. Garip çünkü. Savaşlarda ordunun hazinesini koruyan askerler gariptir. Salyaneli, salyanesiz eyaletler. Salyaneli eyaletler mevki olarak uzak olan eyaletlere salyaneli eyaletler denir ve yılda bir kez vergi alınır. Salyanesiz eyaletlerde aylık vergi alınıyor. Yakın bölgelerdeki vergi alınan yerler. Muhabbette çay diye kodlama yapılmış. Ya zaten belli oluyor hani Afrika tarafında hani hiç böyle kodlama yapmasak bile Afrika tarafında uzak kısımlar salyaneli eyaletleri oluşturuyor. 17. yüzyılda ıslahatçıları. 17. yüzyılda Tokmak diyoruz. Torhuncu Ahmet Paşa. Osman, Genç Osman, İkinci Osman. Fark ettiyseniz ikinci harf ikinci Osman'ı gösteriyor. Koyuncu Murat ve Dördüncü Murat. Dördüncü Murat, dördüncü kısımda Tokmak'ın. Ahmet ve Köprülüler dönemi. Köprülüler dönemi de en son dönem. Köprülüler dönemi bitince de 18. yüzyıl Lale Devri giriş oluyor. Şimdi 4. Murat'a bir bakalım. 4. Murat deyince içki geliyor. Çünkü çok fazla bahsedildi hani içki ve tütün yasakları diye. İçki diye kodluyoruz. İstanbul'daki asayişi sağlamış. Celali isyanları bastırdı. Koçi Bey Risalesi ve içki ve tütünü yasakladı. 4. Murat. Duraklama döneminde siyasi ilişkiler varil diye kodluyoruz. 17. yüzyılda varil. Venediklilerle savaşmışız. Avustralya'yla savaşmışız. Rusya, İran, Lehistan. En çok uğraştıran devletler bizi. Buradaki Avustralya, Rusya ve İran. Lehistan avantajlı bir şey. Avustralya birazcık dezavantajlı. İran'la birçok anlaşmamız var. Ve Köprülüler dönemi bitti. 18. yüzyıla girdik. 3-1-3-1-3-1 diye sayıları salladım. Amma salladım. 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim. 18. yüzyıl ıslahatçıları. Lale Devri. Lale Devri'nde özellik olarak ne yoktur vesaire diye askeri ıslahat yoktur Lale Devri'nde. Çiçek Bim diye kodladık. Patronu kızdırmışız burada. Patronu Halil isyanıyla sonlanmıştır. Patron Ali isyanı vardır. Kapat Mustafa. Ç çeviri. İlk iltifaiye iyi. Çini, elçilik, kütüphane, kumaş kağıtçılık, çiçek aşısı, matbaa gibi ıslahatlar olmuştur. Üçüncü Mustafa, Mühendisani Bahriye Humayun'u kurarak bizi mest etti. Esam, Sürat, Topçular. Mühendisliği kurarsan ne olur? Top atarsın, Sürat yaparsın. Birinci Abdülhamit isminde gizli şifresi. Buradaki ülfe alım satımı yasak. L, lağımcı ve hum aracı ocakları ıslahat edildi.
Buradaki lağımcılar neydi? Toprağın altından girip kalenin öbür tarafından çıkıp düşmana saldırmayı sağlıyordu. Kalenin kapısının açılmasını sağlıyordu. Tünel kazıyordu. Humbaracılar bomba yapıyordu. El bombası yapıyordu. Bu ocakların ıslahatı 1. Abdülhamit döneminde olmuştur. İsti. Tam okulları da yine Abdülhamit döneminde açılmıştır. 3. Selim ıslahatları. Fransızca yemin diyoruz. Fransızca konuşuyormuş. Fransızca ilk 3. Selim döneminde gelmiştir. Yerli malı, elçilik, Berri-Hümayun matbaa, ilk devlet matbaası 3. Selim döneminde gelmiştir. İrade-i Cedid, Nizam-ı Cehid. Yeniçerilere karşı kurulan ordu biçimidir. Nizam-ı Cehid. Kırım'ın kaybedilmesi, kaybedilmesinden geliyor kodumuz. Küçük Kaynarca Anlaşması, Kırım'ı Küçük Kaynarca Anlaşması'yla kaybettik. Kovak ve Yaş Anlaşması aklımızda kalacak. İkinci Mahmut, Kaldıraç Mahmut da diye söylüyoruz. Memur Tabip diye kodlamamız var. Müsaadere kalktı Eşinci Hoca, Marifi Adliye, Ulumlu Ebediye, resmi kıyafet zorunlu getirdi. Takmim Vakayı, ilk gazetemiz, Asaki Nansuri Muhammediye, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Yerine yeni bir askeri birlik getirdi. Bakanlıklar ilk nüfus sayımı posta teşkilatı. Yine kendi resimlerini astırmıştır memuriyet yerlerinden. Yine farklı kodlamaları görebilirsiniz burada. İkinci Mahmut'la ilgili hızlı geçmemin sebebi videonun sonuna doğru resimle anlatılan bir durum var. Onu paylaşacağım sizlerle. Yine video izlerken çok güzel anlatılan bir akılda kalıcı bir yöntem izlenen bir resim var. Onu paylaşacağım. O sebeple hızlı geçiyorum. Yani aklımızda kalması gerekiyor ikinci Mahmut'la ilgili? Kodlama neydi? Memur tabip. Memur tabipten de birçok şeyi bulabilirsiniz. Yani müsaade kalktı Eşinci Hoca, Marif Adliye, Ulmi Edebiye, resmi kıyafet sorumlu oldu, takvim vakayı, askeri Mansur Muhammediye, bakanlıklar, ilk lütfen, posta teşkilatı, memur tabi, yani memurlara yönelik hamleler. Abdülmecit dönemi, tıbbi domi diye kodlama yapılmış. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Bankayı Dersaadet, ilk dış borç İngilizlere karşı yapılmış. Demir yolu yapımı, Osmanlı Bankası, Marif'in nezareti, ilk kağıt para. Hayriye şirket mi vardı? Öyle bir şey vardı. İlk Abdülmecit döneminde kurulan şirket ve kağıt para. Osmanlı donanmasının yıkıldığı yerler. İçiniz gitmiş. İnebahtı, Çeşme, Novarin, Sinop. Tanzimat fermanı. Tanzimat deyince aklımıza ne geliyor? Evrak geliyor. Ferman deyince evrak geliyor. Evrak, eşitlik, vergi, rüşvet, askerlik, koruma. Demediğimiz ne kaldı? Abdülaziz kaldı.
Abdulaziz, ya bu arada şeyi de şöyle kodlayabiliriz. Dağılma dönemi, yıkılma dönemini. İkinci Mahmut şeklinde kodlayabiliriz. Padişahları. Abdülaziz dönemi demediğimiz bu kaldı Danıştay, Merkez Bankası devlet iflas etmesi. Aziz deyince hani büyük geliyor akla ve hani adalet geliyor, büyük adalet geliyor. Ama burada mesela ters bir durum var. Bu şekilde aklınızda kalır. Devletin iflası var ama. Ve adaletten Danıştay gelebilir aklınıza. Merkez Bankası. O şekilde gelebilir. Yargıtay, Mecelle. Bunların hepsi adalet zaten. Demediğim bir Abdülaziz kalmıştı. Abdülhamit. Abdülhamit dönemi, ikinci Abdülhamit dönemi ıslahatları 1-2 kademesi. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ilan edildi. Abdülhamit tahttan indi. 31 Mart olayı oluştu. Birinci meşrutiyette ne oldu? Abdülhamit dedi, meclisi ben kapatıyorum çünkü iyi olmuyor. Hani devlet için avantajlı değil. O yüzden kapattı meclisi. Ondan sonra Jön Türkler ne yaptı? İsyan yaptı. 31 Mart olayını çıkardı. Devlet rejimine karşı. Ondan sonra ikinci meşrutiyet ilan edildi. Ve Abdülhamit tahttan indirildi. Kanun esası ilk kanun ilk anayasamız diyebiliriz. Hani birinci meşrutiyet döneminde. Duyun Umumiye Osmanlı dış borçlarına karşı meclis kuruldu. Sanayi nefize mektubu, sanayi anlamında, üretim anlamında gelişmeler. Berlin Anlaşması Rusya'ya verilen yerler. Bak. Ne vermişiz yani, neler vermişiz Berlin Anlaşması'nda. Berlin Anlaşması genelde bize kötü yaradı. Hani fazla şey olmadı. Avantajlı bir şey olmadı Berlin Anlaşması duyunca. Baktık kaldık yani Rusya'ya. Batum, Ardahan, Kars'ı verdik. Ondan sonra neyi verdik? Kars'ı verdik en son. Berlin Anlaşması ile bağımsız olan yerler. Kars kodlaması, Karadağ, Romanya, Sırbistan. Edirne ile de Yunanistan olmuştu. Birinci Meşrutiyet döneminin aydınları. Birinci Meşrutiyet döneminin aydınları. Zaman. Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Mustafa Fazıl, Ali Suayi, Namık Kemal. İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla neler olmuştur? Gerçekleşen olaylar. Bulgaristan, BBG. 2 yaşında bir çocuğa bebe dersin. O yüzden BBG tarzında bir kodlama. Girit Üniversitesi'ne gitmiş. Bulgaristan bağımsız. Bosna Hersek, Arnavutluk durumları. Birinci Balkan standart bir kodlama. Büyüsek kelimesi. Birinci Balkan. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Osmanlı'ya saldıran devletler. Birinci Balkan Savaşları'nda kaybedilen yerler. Badem. Badem gitti bizden. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya. Doğu Trakya'yı İkinci Balkan Savaşı'yla geri kurtaracağız. Ve İkinci Balkan Savaşı. Katılan devletler Roxy diye kodlanmış. Yani Romanya, Osmanlı, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan. Sırbistan hakkında tutarsanız Rocky diye de kodlayabilirsiniz aslında bunu.
Balkan savaşlarından kaybedilen yerler. Samba yaptık gibi aklımda kalabilir. Selanik, Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Adalar. Bozcaada, Gökçeada. Evet. Neyse. Birinci Dünya Savaşı'nda K ile başlayan cepheler genelde saldırı cephleri, taarruz cephleri, yağ ile bitenlerde müttefik ve yardım cepheleri oluyor. Romanya, Galicia, Makedonya. Burada da Obama son vites diye bir kodlama var. Birinci Dünya Savaşı bitti. Kimlerle ne anlaşıldı? Obama son vites. Ses harfini son vitesine atıyorsunuz. Gerisi aynı. Osmanlı, Sevi, Bulgaristan, Nönye, Almanya, Versay, Macaristan, Trianon, Avustralya, Saint-Germain. Ve kurulan devletler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra herkesin morali bozuk palyonçomla eğlendirelim. Palyonçom kodumuz. Polonya, Avustralya, Litvanya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan kurulmuştur. Yararlı cemiyetler, damak, tit. Damak, it gibi bir kelime kullanabiliriz. Yani yararlı ya, damağımda bir tat bıraktı. Damatit tarzında. Doğu Anadolu, Anadolu Kadınlar, Milli Kongre, yani Kilikyalılar. Ya burada zaten isimler yakın. Kilikyalılar aklımızda tutsak. İzmir Reddi İlhak ismi birazcık tuhaf duruyor. Gerisi. Bunlar yararlı. Zararlı cemiyetler, TAMİK. Damak, yararlı. Damakit. TAMİK, zararlı. Hani TAMİK diye bir meyve suyu markası vardı bu kelimeye yakın. Oradan aklımıza kalabilir. Taşnak, Yığınçak, Alyans, İsrail, Lip, Oymilla, Ekmetaya, Kardır. Genelgeler ve kongreler kronolojik sırayla sıralanırsa ilk önce ne oldu? Havza genelgesi. Haber alsat diye kodluyoruz. Genelge ne? Haber veriyor bize. Haberi alsat diye kodlama yaptık. Havza genelgesi. Amasya, Balıkesir, Erzurum, Alaşehir, Sivas Kongresi. Amasya görüşmeleri, temsil heyeti Ankara'ya iniş. Amasya genelgesini imzalayanlar RAR oluşturuyorlar. Rauf Orbay, Ali Fuat, Fethullah. Amasya genelgesi ile görüşmeleri karıştırılabilir. Bak, Amasya görüşmesi burada, genelge burada. Havuzda ilk genelge şeyler, kongre genelge. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler sırayla hesap. Mustafa Kemal hesabı almak istiyor. Aklınızda kalabilir. Yani bu millete hesap verecekler. Hesap. Oradaki H'yi çıkartıyorum. Erzurum Kongresi'ne katılmıştır. Sivas'a katılmıştır. Afyon Kongresi, Bozantık Kongresi. İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar Anzeveristanlı Hilafet Ordusu. Doğu sınırımızı belirleyen anlaşma Gümrük
Gümrük ilk yapılan anlaşmamız zaten doğu sınırında. Moskova ve Kars anlaşması. Moskova yine kodlamayla göstereceğiz. Birinci Yunan Savaşı sonrasında yapılan anlaşma Moskova Milat dediğimiz en baştaki Moskova Anlaşması'nın imzalandığı Ruslarla. Daha sonradan ne oldu? Sakarya Savaşı oldu ve Kars Anlaşması'yla da güncelleme getirdik. Misak-ı Milli kararları yine belli başlı kapitülasyon, azınlıklar, referandum, kara borsa diye kodlanmış boğazlar, sınırlar altında. Ve birincinin önünde demin de bahsettiğimiz olan Milat, Moskova Anlaşması, İstiklal Marşı, Londra Konferansı, Afganistan Teşkilat-ı Esasiye. İlk anayasamız Teşkilat-ı Esasiye'dir. Aynı zamanda birinci meşrutiyet döneminde kanun esası de durmuştur. Abdülhamit döneminde kurulan anayasada durmuştur. Onun yanına Teşkilat-ı Esasiye de olmuştur. Yani iki tane anayasa olmuştur devlette. Teşkilat-ı Esasiye'de amaç ne? Meclis yönetecekti. Yasama, yürütme, yargı hepsi meclise aittir. Yargıya dayalı bir kanun yoktur Teşkilat-ı Esasiye'de. Afganistan dediğimiz Afganistan Dostluk Anlaşması imzalandı ilk defa. Ondan sonra Londra Konferansı, iki taraf çağrılmıştı Londra Konferansı'na. Orada bir karışıklık oluşturalım. Ondan sonra tekrardan şehri kabul ettirelim mantığıyla hareket etmişlerdi. Ama öyle bir olay olmamıştı. Yani İstanbul hükümeti sözü milletin gerçek temsilcisine TBMM'ye vermişti. İstiklal Marşı kabul edildi. Moskova Anlaşması Doğu tarafından Ruslarla bir dostluk anlaşması oldu. İlk imtiyazın verildiği anlaşmadır Moskova Anlaşması. Yani Ruslar dedi ki ben size silah vereceğim ama sen bana belli başlı şuradaki toprağı vereceksin tarzında bir anlaşma oldu. O yüzden ilk imtiyaz verilen anlaşma Moskova Anlaşması'dır. Sakarya Savaşı artık bitti. Yani şey yapmak istemiyoruz artık, hani savunma yapmak istemiyoruz. Saldırıya geçeceğiz. Bit. Bitmekten bit. Başkomutanlık kanunu oluştu. Sakarya Savaşı'nın öncesi alınan tedbirler. Başkomutanlık kanunu, İstiklal Mahkemesi, Tekalifi Milli Emirleri. İstiklal mahkemelerinde hani yargılanma olayları, başkomutanlık kanunuyla Atatürk dedi ki sen bana mecliste tüm yetkiyi bana veriyorsunuz. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra kaybedildi savaş ve böyle olunca başkomutanlık kanunu çıkartıldı. Başkomutanlık Kanunu ile tüm yetki Mustafa Kemal Atatürk'e verildi. Tüm yetkiyi kendi eline aldı. Atatürk ne yapıyordu Kütahya Eskişehir'i kaybederken diye düşünebilirsiniz. Muhalif Kongresi, yani eğitime önem veriyordu. Cahillikle savaşıyordu. O yüzden daha sonrasında kaybedilince tüm yetkiyi Atatürk aldı ve Sakarya Savaşı'nda bizzat kendi başına geçti. Başkomutanlık kanunu çıkardı. İstiklal Mahkemesi Tekalifi Milli Emirleri oluştu. Sakarya Savaşı sonrasında ne oldu? Sakarya, ortadaki kelimeleri alıyoruz. Kars ve Ankara Anlaşması oldu. Son doğuda yapılan anlaşma Kars Anlaşması yapıldı. Ruslarla Ankara Anlaşması yapıldı. Fransa'yla İtalyanlar zaten gitmişti. İtalyanlar o Yunan mevzusundan bozularaktan, hatta bize silah bırakarak Güney Cephesi'ni terk etmişti. TBMM'nin tanınma aşamaları.
Fare diye kutlayabilirsiniz, Arife diye kutlayabilirsiniz. İlk Müslüman devlet, ilk dost olduğumuz bu devlet, birinci Yunanistan'dan sonra Afganistan. İlk büyük devlet bizi tanıdı Moskova Anlaşması'yla, yine birinci Yunanistan'dan sonra Rusya. İtalya ilk çekilen itiraf devletidir. Fransa Ankara Anlaşması'yla, Sakarya'dan sonra Ankara Anlaşması'yla ilk bizi tanıyan itilaf devletidir. İlk tanıyan da Gümrü Anlaşması'yla Ermenistan. İlk anlaşma dediğimiz Doğu cephesinde Gümrü Anlaşması. Hatta Gümrü Anlaşması'nda Kazım Karabekir'e Mustafa Kemal diyor, bitir artık cepheyi, sana Batı cephesinde ihtiyaç var diyor. Ve öyle o cephe bitiyor. Doğu cephesi. Daha sonra Sakarya Savaşı'nı yaptık. Son savunmamızı yaptık. Ve artık fitili ateşledik. Ve saldırı yaptık. Mudanya Savaşı'na katılan devletler, Mudanya Anlaşması'na katılan devletler, fitil diyoruz. Fransa, İtalya, Türkiye, İngiltere. Maddeleri nedir Mudanya Anlaşması'nın? Halit, hukuken Osmanlı sona erdi. Tekrardan Londra'daki mantık olmasın diye, hani iki taraflı böyle çağırma olmasın diye, hukuken Osmanlı'yı sona erdirdik. Aramızda silahlı mücadele sona erdi Yunanistan'la. Yunanistan pes etti artık büyük taarruzdan sonra. Lord George istifa etti. Çünkü İngiltere için dezavantajlı bir anlaşma oldu. İstanbul ve Boğazlar, Doğu Trakya savaşmadan alındı. Anlaşma başarısıdır bu. Lozan'da çözülme kavuşmayan sorunlar. Hırgo, Hatay, Irak sınırı, Rum Patrikhanesi, Boğazlar, Osmanlı borçları. Artık hani çok partili hayata doğru geçiş oldu. 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 24 Anayasası'nda biraz daha ilerledik. Çok partili hayata geçişler sağlanmaya çalışıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Karar verildi. Böyle bir parti kurulmasına. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoğlu, Refet Bele, Adnan adı var. Rauf Orbay. Daha sonra Şeyh Said isyanlarıyla karşılaştık. Şehit Said İslam'ına karşı alınan tedbirler Tibet, Takrir-i Sükun, İstiklal Mahkemesi, Bölgesel Seferberlik, en sert tedbirler, tam yetki İsmet Bey. Balkan Antantı kurulma sebebi hani bir dostluk oluşturmak orada. Çünkü 2. Dünya Savaşı başlıyor artık. Tayyare diye aklımıza kalsın. Uçak çağrışımı olabilir. Tayyare. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya. Balkan Antantı'nda tayyare. Balkan Pakt'ı vardı. Orada R'yi atıyorsunuz. Yani Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya yok. Sadakat Paktı, yani Balkan Paktı'nda R'yi atmıştık. Sadakat Paktı'nda da İran atılıyoruz. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Yani şeyi hallettik, Batı tarafını hallettik. Şimdi geldik Doğu tarafına. Doğu tarafında da bir anlaşma yapıyoruz. Yani barışçıl bir politika istiyoruz Türkiye olarak.
Laiklikle ilgili genellikle saltanat kanunlaşlar vergisinin kaldırılması, hareketlerin tevhid tesisat, hep kapı, şerifiyenin kaldırılması, Medine kanunu, tek kere zari, anasının devlet dini İslam'dır çıkartılması, 1937'de çıkartıldı. Bunlar hemen hemen belli oluyor laiklikle yapılan. Tevhid tesisat eğitimde eşitliktir. Hep kapı, şeriyenin kaldırılması, bunun dikkat etmemiz lazım. Aşar vergisi, bunda da bir eşitlik vardır. Eşitlik yani laiklik, din ve eşitlik tarzında yorumlayabilirsiniz. Mustafa Kemal döneminde üye olan kuruluşlar. Mustafa Kemal Bas diyoruz. Mark Bas. Milletler Cemiyeti, Kellogg Paktı, Balkan Antantı, Akdeniz Paktı, Sadakat Paktı. Ne yaptık? 24 Anayasası'nı kabul ettik. Türkiye'nin en büyük, en uzun anayasasını kabul ettik. Ondan sonra bazı haklar verilmeye başlandı. Daha sonra anayasamızda kademe kademe değişimler oldu. Şimdi 34 BMW ve 034 plakalı aracımız bey belediye, kadınları belediye seçim hakkı verildi. Muhtarlık seçim hakkı, kadınlara verilen siyasi haklar, vekillik seçme ve seçim hakkı verildi 1934'te. B harfi 0'a, M harfi 3'e, B harfi 4'e. Ve İkinci Dünya Savaşı başlıyoruz. Öncelikle şeyi vermiş miyiz? Evet, Mihver Devletleri, Müttefik Devletleri. Almanya, İtalya, Japonya. Almanya ve İtalya sömürge elde etmek istiyor. İtalya doymadı çünkü. İtalya saldırıyor da. Japonya, Asyalılarındır politikası vardır. Almanya, Hitler başa gelmiştir. Her yer Almanların olsun. Amacı odur. Hani sömürge elde etmek istiyordur. Ama Osmanlı'ya saldırmayacağım demiştir. Yani Türkiye'ye saldırmayacağım demiştir. Çünkü onlar Birinci Dünya Savaşı'nda bizim dostumuzdu şeklinde belirtmiştir. Bu savaşın çıkmasının en büyük temel nedeni Almanya'nın çok ağır şartlar, yani barış anlaşması çok ağır şartlar içermesidir. O yüzden Almanlar kabul etmemiştir ve anlaşmayı yırtmıştır. Ve tüm devletlere, itilaf devletlerinin hepsine savaş açmıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya katılmıştır. ABD sonradan katılmıştır. Normalde Mihver Devletleri önde götürürken savaşı, ABD'nin girmesiyle yine işten değişir ve Müttefik Devletler savaşı kazanır. ABD'nin girmesinin en büyük sebebi Japonya Amerikan gemisini batırmıştır. Bu olaydan sonra Amerika ben de giriyorum demiştir savaşa. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan konferanslar. Casablanca Konferansı. Mihver Devletleri teslim oluncaya kadar mücadeleye devam edilecek. Amerika çıkartmış. Bu konferansların hepsi Amerika Savaşı girdikten sonra hepsini Amerika çıkarmıştır. Casablanca Konferansı. Dedi ki Amerika, hepiniz pes edeceksiniz, özür dileyeceksiniz benden. Hepiniz teslim olacaksınız. Yani İkisi teslim oldu. Biriniz teslim olmadı. Savaş devam eder demiş. Hepiniz teslim olacaksınız. Almanya, İtalya, Japonya. O zaman biter. Yoksa kasaba falan bırakma. Casablanca. Quebec konferansı bir hız veriyor sanki. Fransa'da Normandy çıkartması yapılma kararı. Yani şey olmuştu burada. Almanlar gelmişti, Fransa'nın böyle yıkılmaz denilen bir kalesi, girilmez denilen yere girip, yıkıp, hatta fotoğraf çekilmişti Hitler döneminde. Fransa'da işgal etmişti. Sonra Amerika savaşa girince
ilk önce Kübek Konferansı'nı yapıp Fransa'yı kurtarmıştı Almanların elinden. Yine Almanlar Rusya'ya da girdi. İlk hatta savaşın başlamasında Almanlar Polonya'ya saldırdı. Rusya'ya girdi. Rusya'da da şöyle bir durum oldu. Rusya çok soğuk olduğu için hani askeri bir kuvvete karşı değil, iklime yenik düştüler ve geri çekildiler. Yalta Konferansı Almanya ve Japonya'ya savaş ilan eden Birleşik Milletleri alın Yalta. Bunu biz de yapmışızdır ama şöyle sözde yaptık. Kağıt olarak yaptık. Savaş ilan ediyoruz dedik. Bizi de alın dedik. San Francisco Konferansı Birleşmiş Milletler kuruldu. Yalta'da Birleşmiş Milletler'in kurulma kararı alındı. San Francisco'da da kuruldu. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi vardır. Firça diyoruz ona. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ama. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Amerika. Potsdam Konferansı, Mihver Devleti'nin teslim olmasından sonra savaş sonrası durumu ele aldılar. Ondan sonra Paris Barış Anlaşması yapıldı. İtalya 12 adayı Yunanistan'a bıraktı bu anlaşmaya göre. Bir ara yani bu aralarda da hep şey oluyor Türkiye'ye bakınca da Churchill geldi. Amerikan, İngiliz, İngiltere'nin başındaki kişi İsmet İnönü ile görüştü. Adana görüşmeleri yapıldı. Churchill'de. Birinci Kahire, ikinci Kahire konferansı oldu. Hatta burada Sağırlar Konferansı da denilebilir. İsmet İnönü niye savaşa girdi, baskı yapıldı birinci Kahire, ikinci Kahire'de. Ama İsmet İnönü'ne girmeyeceğim dedi. Çünkü Atatürk ölmeden önce İsmet İnönü'ne dedi ki kesinlikle kesinlikle bu savaşa girilmeyecek. Ondan sonra Churchill baskı yapıyor. Hani ondan sonra diyor ben silah vereceğim diyor. Efendim diyor İsmet İnönü'ne. Hemen duymaya başlıyor. Hani bu tarz bir görüşme olmuştu. Pek bir sonuç alınamamıştı. Savaş yıllarında Türkiye, savaş boyunca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'dür. Başbakana bakınca Fenerbahçe'nin de stadı olan Şükrü Saraçoğlu, Refik Saydam. Refik Saydam akılda nasıl kalabilir? Saydam olduğundan dolayı. Türkiye'de savaşa girmemişti. Saydamlık gösterdi. Refik Saydam, Şükrü Saraçoğlu. Adana'da ve Kahire görüşmeleri oldu. Sarılar görüşmesi. Ekmek karnesi uygulamaya başlandı. Yine 2. Dünya Savaşı zamanlarında belli bir kıtlık dönemi oldu Amerika'da ve yani ekonomide bundan da Türkiye etkilendi. Ekmek karnesi uygulama çakmak hattı yapıldı. Hava saldırına karşı ışıklar kapatıldı. Varlık vergisi kanunu çıkartıldı. Toprak mahsulleri vergisi çıkarttı. Petrol ofisleri ve et balık kurumu açıldı. Japonya'nın gene Asyalılarındır politikası. Burada başkanları görebilirsiniz. İngiltere'nin Neville Chamberlain, Absinthe politikası, Winston Churchill yine şeyle görüşmüştü. İngiltere'de işler kötü gittiği için başkan değişikliğine gidilmişti. Amerika'da Frank Roosevelt vardı, Truman geldi. Ondan sonra hükümeti oldu Fransa'da. Maréchal Charles de Gaulle, Rusya'da Joseph Stalin vardı. Savaş nedenleri, Almanya'nın Versay Anlaşması, ağır politikası, yayılımcı politikalar yine Almanya, İtalya, Japonya'nın. İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda umduğunu bulamaması, savaşın gelişimi Almanya'nın Polonya'ya girmesiyle savaş başlıyor. Almanya Fransa'da Vichy hükümetini kurdu. Normanya çıkartması.
Maginot hattı kartalar harekatını yaptı Almanya. İngilizlere karşı hava saldırıları yaptı. Adadan vurdu İngilizlere. Kartal harekatını yaptı ve başarılıydı. Ta ki Amerika girene kadar hepsi. Amerika dedi ki bunlara bir olarak saldıracağız, birlikte olarak saldıracağız. Öyle olunca başarıyı elde ettiler. Organize etti. Barbarossa harekatı bu başarısız olmuştu Almanlar için. İklime yenik düşmüşlerdi. Alman tanklarının motorları dolmuştu. Amerika, İngiltere, Atlantik bildirisinin yanında Pearl Harbor baskını ve Amerika Savaşı'na göre Pearl Harbor Amerikan gemisine Japonların batırması olayı. Ondan sonra Normanya çıkartması oldu Amerika. İlk olarak dedik ki bana Japonya'yı bana bırakın. Japonya'yı kimse ellemeyecek. Ben sizi kurtaracağım onu. Ondan sonra ilk Normanya çıkartmasını yaptı. Fransa'daki Almanları attı oradan. Neydi? Şurada göstermiştik. Vichy hükümetinin kurulması olayı. Fransa'daki Almanları ortadan kaldırdı. Ondan sonra Fransa'yı kurtardıktan sonra gitti Japonya'dan hesabını gördü. Dedi Hiroşima'yı saldı Lidibor. İlk olarak Hiroşima'da atom bombasını attı Lidibor, küçük çocuk dediğimiz bir uyarı yaptı. Ufak bir atom bombasıydı. Dedi savaştan çekil. Japonya'da çekilmem dedi. Hani tek ben kalana kadar başkanı ben savaşacağım dedi. Ondan sonra Nagasaki gelince mecburen çekilmek zorunda kaldı Japonya'da. Savaş sonunda faşizm, nazizm gibi akımlar oluştu. San Francisco Konferansı, Birleşik Milletler kuruldu. Almanya dört işgal bölgesine ayrıldı. Soğuk Savaş dönemi başladı. Soğuk Savaş döneminde Comecon şey oldu. Barış Comecon oldu. Varşova Paktı. Komünizm, Comecon gibi bloklar oluştu. Bu bloklarda hani ekonomik yardımla ilgili Comecon mesela onlarla ilgili de Türkiye'nin de katılmıştı. Almanya savaş sonrasında 4 işgal bölgesine ayrıldı. İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya şeklinde paylaşım oldu. Truman Doktrini, Marshall Planı. Truman Doktrini dediğimiz olay, yani demin bahsettiğim olay. Ekonomik anlamda Amerika'nın desteklenmesi ve dost kazanma politikası bir nevi. Marshall Planı Rusya'da ona karşı oluşturulan plandır. Yine NATO kuruldu. NATO'ya girişimizde de ne oldu? Kore Savaşları oldu. Kore Savaşı'na asker göndermek şartıyla bizi NATO'ya kabul etti. Kuzey Atlantik. Balfour'la deklarasyonu ile ilgili İsrail Devleti kuruldu. Demir perde terimi ilk kez Churchill kullandı. Ondan sonra Süveyş krizi, Kore Savaşı, Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah savaşı oldu. Kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Soğuk Savaş döneminde biz çok partili hayata geçtik 1950'lerde. Bunun kurucu üyeleri kimdir? Ona bakalım. CARF, Celal Bayar, Adnan Menderes,
Fuat Köprülü. NATO'ya asker gönderdik, Kore'ye asker gönderdik, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Balkan Paktı ne yaptı, Romanya'ya attı demiştik. Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere, Bağdat Paktı ne yaptı? Tipi kaymış tarzında düşünelim. Tipi yağmış. Bağdat'ta. Bağdat Paktı. Bağdat sıcak bir yer ama tipi var. Türkiye, İran, Irak, Pakistan, İngiltere. Nuri Demirdağ tarafından Milli Kalkınma Partisi, CARF kuruldu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar oldu. CARF'taki CA harfi Başbakan da Adnan Menderes oldu. İlk uydu fırlattı Rusya yine Soğuk Savaş döneminde. DNA'nın kimyasal yapısı çözüldü. İlk ayak basan Neil Armstrong oldu. Yumuşama döneminde Küba buhranı oldu. Tekrardan bir savaş çıkacak diye herkes korktu. Ama Allah'tan çıkmadı. Türkiye'de Amerika'nın füzeleri vardı. Olay yani Küba buhranı Rusya ve Amerika tarafından gerçekleşti. Bir bunalım oldu ama düzeldi. Türkiye'de Amerika'ya ait füzeler vardı. Onunla ilgili gelişmeler ping pong zaten masa tenisinden akılda kalıyor. ABD ile Çin arasında oldu. ABD ve Rusya arasında Salt 1 ve Salt 2 anlaşmaları oldu. Helsinki konferansı ve nükleer santral nükleer silahlarda gelişme oldu. Soğuk Savaş yumuşama döneminde. Kırmızı telefon attı. Vietnam Savaşı Muhammed Ali Vietnam Savaşı vardı. Muhammed Ali Clay ben gitmem savaşa dedi. Benim savaşım değil dedi. Böyle bir durumdan dolayı da ceza almıştı. Onun dışında Arap-İsrail Savaşları, mülteciler sorunu, Mısır-İsrail Savaşı, Süveyş Kanalı sorunu, 6 gün savaşları, 6 gün sürmüştür. Yom Kippur Savaşı, Camp David Anlaşması, Mekik diplomasisi yine olmuştur. İslam Konferansı örgütü kurulmuştur. İran savaşları olmuştur. Amerika NASA'yı kurdu. İlk internet, ARPANET. Altıncı Akdeniz oyunları İzmir'de yapılmış. Tokyo'da olimpiyatlar ilk kez oldu. İlk kalp nakli yapıldı. Edebiyatta postmodern anlayış oldu. Heavy metal müziği geçti. Türk-Yunan ilişkisinde dezavantaj olarak gösterebilir. Enosis ve EK. Yumuşama döneminde patlak veren durumlar Kıbrıs sorunu. Kanunların baskın olduğu ABD Başkanı Johnson. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Lord Denktaş. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Londra Anlaşması ile Zürih'in Londra Anlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. İlk önce Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı Doktor Fazıl Küçük oldu. Daha sonradan Rumlar tabi rahat durmuyor. Rahat durmayınca da Türkler diyor ki Ayşe tatile çıksın. Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te başlıyor.
B. Rumlar, Kıbrıs Türkleri kurtarılmasını sağlanıyor. Mücahitlerle birlikte ve Rauf Denktaş da Cumhurbaşkanlığına geçiyor. Bir 82 Anayasası. 61'de bir darbe oluyor. Darbe 61 darbesinde ne oluyor? Çok fazla bir şey var. İnsan hakları, kişi ve hak ve özgürlüğün geniş yer verilmiştir. Bunun sonucunda da ülkede tekrardan bir ayaklanma oluyor. Ayaklanma olduğu için de 82 Anayasası oluyor. 82 Anayasası'nda hem Cumhurbaşkanı seçiliyor hem de anayasaya onay veriliyor. Halk oylamasıyla ikisinde halk oylamasıyla yürürlüğe girmiştir. Adnan Menderes'in başkanlığı Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığında da yönetimi el konulmuştur. Bunalım yılları yaşanmıştır. 60 ve 83 yılları. Kısaca böyle bahsedebiliriz. II. Mahmut dönemi ile ilgili kodlama vermiştik. Bunun yanında bir resim de paylaşım olmuş. Burada II. Mahmut, Kaldıraç Mahmut, PTT kurulduğunu görürüz. Posta, ay var, ayanlar, müzikal Humayun, biraz daha yaklaştırayım ben. Müzikal Humayun, kaldırılmış, yapılmış. Burada II. Mahmut'un resmi var. Ve devlet dairelerinin resmi olduğunu görüyoruz. Ondan sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığını görüyoruz. Onun dışında ilkokul, ilköğretim zorunlu olmuş. Avrupa'ya ilk öğrenci gönderimi olmuş. 5. Ocağı kurulmuş. Bu tarz resimde yorumlayabiliriz. Abdülmecit diyoruz. Abdülmecit, Abdülmescit. Çok fazla mescit yapmıştır. Şirket Hayriye iyi kurmuştur. Ekonomide bozulmalardan dolayı. Onun dışında yurt dışından gayrimüslimler gelmiştir. Islahat Fermanı. Allah sizi ıslah etsin diyor burada jandarma. Islahat Fermanı. Banka Lider Saadet kurulmuştur. İlk banka. Tercüman-ı Ahval okuyor buradaki kişi. Tercüman. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazete. II. Mahmut, pardon, Abdülmecit dönemindedir. Şirket-i Hayriye yanında kağıt para ilk şeyde olmuştur. Abdülmecit döneminde olmuştur. Ben size borç verebilirim. Durum çok kötüyken İngilizler ben size borç verebilirim diyor. Yani ilk borçlanma da bu dönemde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın girme nedenleri aşağı yukarı ondan da bahsettik. Ben burada sonlandırıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. KPSS'yi de böyle sonlandırıyoruz. Başarılar dilerim. Önerdiğiniz, sorularınız varsa benimle tekrardan iletişime geçebilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz. Yine abone olursanız paylaşımlarını görebilirsiniz. İyi günler dilerim.